Paris 2024 Olimpiyat oyunlarının konuşulduğu spor CV ekranlarına, Ede Paris programına hoş geldiniz sevgili spor severler. Murat Acer'e beraber her perşembe olduğu gibi yine sizlerin karşısındayız ve olimpiyat oyunları konuşacağız. Özel haberlerimiz olacak ve dakikalar sonra da milli eskrimcimiz sevgili Nisan Nur Erbil'e de bir bağlantımız olacak. Bugün itibarıyla tam olarak 785 gün kaldı büyük dev organizasyonun başlamasına. Program boyunca da bizlere gerek Sports TV, gerek Koreal demiş, gerekse Murat Ağaca hesaplarından olimpiyata dair, Paris'e dair yorumlarınızı, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Murat Ağaca hoş geldin. Merhaba Koray. Evet, bir hafta daha beraberiz. Olimpiyatı konuşacağız. Enteresan haberlerimiz var. Evet. Biraz sonra da Nisan Nur karşımızda olacak ama nasıl bir hafta geride kaldı, nasıl haberlerimiz var dilersen böyle başlayalım. Evet, şimdi Paris 2024 ile ilgili direkt organizasyona ilişkin haberler, yeni haberler gelmeye devam ediyor. Evet. O ev sahipliği yapacak mekanlarla ilgili arayışlar ve araştırmalar devam ediyor. Ama aslına bakarsan Paris dendiği zaman aklımıza hemen Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlar geldi. Hemen biliyorsun polisle Liverpool taraftarları arasında yaşanan kaotik olaylar. Maçın 35 dakika geç başlamasına, Şampiyonlar Ligi gibi bir finalin 35 dakika geç başlamasına sebep olmuştu. Stade de France biliyorsun olimpiyat oyunları sırasında da Paris 2024 sırasında da futbol maçlarına ve rugby maçlarına ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda atletizme ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla stadyum aynı zamanda Paris 2024 tesislerinden bir tanesi. Bu yaşanan kargaşa ve kaos ortamı hemen akıllara acaba 2024 sürecinde Fransızlar bu konuda bir sıkıntı yaşayacak mıyı da getirdi. Sadece aslında bu maç özelinde değil, dünkü programda atletizmde de biliyorsun orada da 10.000 metre yarışları düzenlendi. Yine Fransa'da. Orada da Önder Özbilen aktardı. Organizasyonun çok iyi geçmediğine dair bazı işaretler gösterdi. Tabii o Pace gibi ayrı bir şehirdeydi. Paris özelinde değerlendirecek olursak tabii bu sonradan Fransa'ya, Paris'e verilmiş bir organizasyondu tabii ki. Onu da söylemek lazım. Ukrayna, Rusya arasında patlak veren savaş aslında orijinal mekanı olan St. Petersburg'daki stadyumda yapılmasını engelledi. UEFA'da bu finali Rusya'dan alıp Paris'e, Fransa'ya vermişti. Tabii bunun akisleri Fransa'da da devam ediyor. Gündem oldu yaşananlar. Ve Paris'in olimpiyat projeksiyonunda kötü bir reputasyon yarattığı şöyle konusunda da fikirler, görüşler var. Fransa Spor Bakanı Amelia Castera da bir ziyarette bulundu. Paris 2024 Başkanı Tony Estong, ki kendisi de eski bir atletti, çok memnun olmadığını işaret etti bu ziyarette. Hani evet, Liverpool taraftarına bir işaret var, bir gönderme var ama kendi içerisinde de hem Spor Bakanı Fransa hem de Paris Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle bir toplantı yapıldı ve önümüzde çok ciddi bir organizasyon var. Bunun adı Paris 2024 Olimpiyatları. Buradan ders çıkarmamız gerektiğine dair söylemlerde bulunmuş. Hatta Tony Estonge'de 2024'e kadar bunun üzerinde çalışıyor olacağız demiş ve 20 bin özel güvenlik görevlisinin de oyunların bir parçası olacağını işaret etmiş. Yani sadece burada Liverpool'a bir gönderme yok. Kendi içerisinde de Fransa ve Paris şu anda bir toplantı halinde. Tabii şimdi baktığın zaman güvenlik çok önemli. Evet. Olimpiyat oyunlarının en önemli ayaklarından bir tanesi güvenlik. Kaldı ki Paris'te biliyorsun özellikle açılış töreninin Sen Nehri üzerinde yapılması planından hep konuşuyoruz. İlk defa stadyum dışında bir açılış töreni olacak. Sen Nehri üzerinde botlarla geçiş gerçekleştirilecek ve nehrin iki yakasında ve köprüler üzerinde de yüz binlerce seyirci bu açılış törenini, sıra dışı, olağanüstü açılış törenini izlemek için Paris sokaklarını dolduracak. Stadyum dışında yaşanan bu tip kargaşa ve sıkıntılı durumlar tabii ki hemen akıllara Sen Nehri kıyısındaki yapılacak açılış töreninde benzeri olaylar yaşanır mı güvenlik endişesini getirdi ama şunu söylemek lazım. Bir müsibet bin nasihattan yeğdir derler. Evet. Fransa'nın, Paris'in henüz oyunlara bu kadar zaman varken böyle bir güvenlik sıkıntısı yaşaması, bundan sonra alınacak tedbirler konusunu
gündeme getirecektir. Bir daha gözden geçirilmesine sebep olacaktır. Ve bunlardan aynı Paris 2024'ün Organizasyon Komitesi Başkanı, eski kanocu, olimpiyat şampiyonu Tony Estanguet'in dediği gibi ders çıkartacaktır Fransa. Bundan sonrası için daha çok vakit var tabii. Endişe edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama Paris'in ve Fransa'nın spor organizasyonu ve güvenlik konusunda yaşananlarla birlikte biraz hayal kırıklığı yarattığını da söylemek gerekir. Devletle olan ilişkisinden bahsetmiş yine az önce sen de ifade ettiğin. Birlikte uyum sağlamamız gerekiyor diye. Bu arada tabii biz Fransa'yı konuşuyoruz, Paris'i konuşuyoruz ama sporcularımızın da performansı çok önemli. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananları aktardık. Dilersen sporcumuz hazırmış, Nisanur Erbil. Uzanalım kendisine. Hoş geldin sevgili Nisanur. Merhabalar, hoş buldum. Evet, tabii ki Paris 2024 olimpiyat oyunlarını konuşuyoruz. Hedef Paris programında senin de güncel performansını senden dinlemek isteriz. Tabii daha farklı konulara gireceğiz ama öncelikle son performansını nasıl yorumlarsın? Paris 2024 yolunda eskrimde de iddialı olmak istiyoruz. Ne söylemek istersin sevgili Nisanur? Tabii şöyle, şahsi performansın dışında da konuşmam gerekirse direkt Türk eskrimi olarak çok çok büyük yollar kat ettik bu zamana kadar. Yani bir 4 yıl öncesine bakılırsa şu anki Türk eskrimi çok çok iyi yerlerde. Tabii takım olarak, yani şu an Bayern Kutu takımı olarak ayrıyetten ferdi performansım olarak işte son Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğim var. Onun dışında direkt Türk eskrimi olarak hiç şu ana kadar son 4 yıldır madalyasız döndüğümüz bir şampiyona yok. Avrupa şampiyonası yok. Tabii böyle olunca beklentiler de fazla oluyor. Hem olimpiyatlarda hem ileriki şampiyonalarda hem büyükler kategorisinde. O yüzden şu anki başarı skalasına bakılırsa madalya hedefi hayal değil. Yani bu yıl zaten Avrupa şampiyonumuz Antalya'da ev sahipliği yapıyoruz. Evet. O yüzden çok çok büyük bir beklenti de var. Hem federasyonumuzdan, hem insanlardan, hem kendi açımızdan da. Bakalım, inşallah çok güzel şeyler olur. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir işbirliği vardı. Bir anlaşma sağlanmıştı, biliyorsun sevgili Nisanur. Ve 6 sporcuya ve antrenörüne destek vereceğini açıklamıştı Türkiye İş Bankası. Sen de o sporculardan birisin. Hatta 19 Mayıs'a özel bir reklam filminde de oynadın diğer sporcularla beraber. Ne söylemek istersin bu işbirliği özelinde size verilen bu destekler konusunda? Türkiye İş Bankası'nın reklam filminde oynamak nasıl bir heyecan yarattı? Nasıl açıklarsın sevgili Nisanur? Öncelikle artık reklamlarda sporcuların oynaması, spora yer verilmesi bizim açımızdan çok çok büyük bir motivasyon aynı zamanda. Çok güzel bir yol kat ettik. Evet, ama aynı zamanda çok güzel bir motivasyon. Çok çalışıyoruz. En az benim kadar aynı şekilde diğer branşlardaki sporcu arkadaşlarım da çok çalışıyor. Bu yol çok uzun bir yol ve motivasyonumuzun düştüğü zamanlar oluyor. Yani hem bu destek hem dediğiniz gibi reklamda oynamak dahi çok güzel bir motivasyon. İnsanların, çevremizin, akrabalarımızın, ailemizin bizi işte oralarda görüp gururlanması bize gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı. Aynı zamanda destekleri de zaten destekleri için de çok çok teşekkür ederiz. Bu zamana kadar kendi açımdan söyleyeyim, böyle bir desteği almamıştım daha önce. Evet, bu da belki senin adına ilk oldu. Devamı da gelir umarım. Ben hemen sözü sevgili Murat Hacı'ya bırakacağım. Onun da sana soruları var sevgili Nisanur. Nisanur, tabii eskrim denilince dediğin gibi son yıllarda dikkat çeken bir trendi var. Türkiye'de uluslararası organizasyonlarda eskrimde bu tip başarıları daha önce çok yaşamadık. Tabii eskrimde 3 disiplin var. Epe, flöre, kılıç. Ağırlıklı olarak kılıçta geldi bu başarılar. Sen de bir kılıç sporcususun. Evet. Ve takım arkadaşlarınla birlikte hem bireyselde hem takımda güzel dereceler elde ediyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Hani neden kılıçta bu kadar bir anda bir aşama kaydettik? Son yıllarda büyük bir sıçrama yaptık.
Nasıl anlatırsın, nasıl açıklarsın? Ben bunun en büyük nedeninin bundan 6-7 yıl, yani hiç bilmiyorsam 6-7 yıl öncesinde işte baş antrenörümüz olarak gelen Ukraynalı Valeri Shturbabin olarak görüyorum. Ne zaman geldikten bir 2-3 yıl sonra hem madalya almaya başladık, artık Türkiye olarak kendisi de şöyle ifade ediyor ayrıca, işte eskiden pool yarışmalarımızda farklı ülkelerdeki sporcular bir Türk gördüğünde bizi işte bedava ya da alabilecekleri bir maç olarak görürlerdi. Şimdi Türk olduklarında korkuyorlar. İşte bu kimdi diye takım arkadaşlarına soruyorlar. Ya bence bunun en büyük yapı taşı baş antrenörümüz Valeri Shturbabin ve tabii ki onun yanında gelen disiplin, federasyon vesaire. Artık ondan sonra işte dediğim gibi madalyasız döndüğümüz bir Avrupa şampiyonası yok. Büyükler takımında, büyükler kategorisinde dahil Bayan Kılıç takımı ve Enver Yıldırım olmak üzere erkek kılıç sporcumuz. Çok çok iyi başarılar elde ettik ve işte skalamız gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Ben nedenini buna bağlıyorum. Peki bu sürecin Türkiye'de eskrim sporuna bakış açısını nasıl değiştirmiş olabileceğini düşünüyorsun? Yani çok bilinen, çok popüler bir branş değildi eskrim. Ama şimdi gelen bu başarılarla biraz daha sanki adını duyurdu mu? Ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben şöyle, takımın en yeni sporcusuyum, en geç başlayan sporcusuyum. Ben ilk eskrime başladığımda eskrimle gerçekten... Yani insanlar tarafından bilinmiyordu, popülaritesi çok az, çok düşük bir spordu, branştı. Hatta hani söylediğimde eskrimciyim diye gelen sorular, işte yapabiliyor musunuz, işte milli takıma girmek kolay mı, işte birazcık kolay bir spor ya da bilinmedik bir spor, Türkiye'de kaç kişi yapıyor gibi sorular geliyordu. Şimdi ise tam tersi, mesela... Eskrimciyim dendiğinde işte geçen bir Avrupa şampiyonu olmuştu, işte geçen yine altın geldi, işte kılıçla oynanan branş mı vesaire, tanınıyor artık, biliniyor başarıların gelmesi. Zaten her başarı genellikle tarihi ilk oluyor, tarihteki evet. İlk başarılarımız oluyor. Bu da tabii popülaritesini arttırıyor. Eskiye göre çok çok daha iyi yerdeyiz. İnşallah da çok daha iyi olur. Daha popülaritesi artar, bir voleybol, bir futbol olabilir mi bilmiyorum ama basketbol niteliğine gelir diye umuyorum. Tabii bu başarılar ve popülarite herhalde hem sporcu hem kulüp sayısına da olumlu yansıyordur diye düşünüyorum. Evet, evet. Etrafınızda da mutlaka ben de sizler gibi olacağım diyen genç sporcular yetişiyordur. İşi biraz olimpiyata bağlayalım istiyorum. Şimdi baktığımız zaman eskrim bizim geçmiş dönemlerde, yani kotasız dönemlerde olimpiyata katıldığımız, hatta ilk olimpiyata kadın sporcu gönderdiğimiz bir branş. Çok önemli bir branş. Ama ondan sonra uzunca bir süre kotalı dönemde ne yazık ki eskrimde boy gösterememiştik. Ta ki İrem Karamete'ye kadar. İrem Karamete de ülkemizi olimpiyat oyunlarına temsil ederek bir ilki başarmıştı. Ama herhalde bundan sonra devamı gelecek. Paris 2024 için düşüncelerin, hayallerin nelerdir? Biraz da o taraftan bahsedelim istiyorum. Şimdi şöyle, İrem abla gerçekten bir ilke imza attı. Ve iki olimpiyata da katıldı. Yani katılmak. Eskrimde olimpiyatlara kota almak inanın bana çok zor. Çünkü ne sikletimiz var ne başka... Diğerlerinden ayıran bir nitelik. İşte büyükler kategorisinde yaklaşık bir 200 kişiyle yarışıyoruz ve Avrupa kıtasından kota almak işte diğer kıtalara göre tabii ki çok daha zor. O yüzden benim görüşüm, olimpiyatlara kota aldığımız sürece, yani kota aldığımızda madalya alma ihtimalimiz çok çok yüksek. Ve tabii işte bu skalaya bakılırsa 2024-2028 garanti gözüyle görünüyor. 2024 yine dediğim gibi işte genç bir takımız. Takımımız çok genç. En büyüğümüz 26 yaşında, 27 yaşında.
O yüzden yani çok çok uzun vadeli olimpiyat hedeflerimiz var. Tabii bunların içerisinde ilki 2024 Paris. Benim dışında bütün takımımın en büyük hedefi uzun vadeli. Tabii sadece 2024'le de kalacağımı düşünmüyorum. Genç bir takım olduğumuz için 2028 ve sonraki olimpiyatlarda inşallah boy gösteririz. Kadınlarda biraz daha başarılıyız sanki. Kılıç kadın takımımız önce patlamayı gerçekleştiren ekip olmuştu. Biz birazcık o takım olayını tutturduk. Biraz o konuda şanslıyız. Peki kılıç mı zor, Flora mı, Epe mi? Tabii ki herkesin kendi branşı kendince en zoru. Ama tabii dediğim için kılıççıyım diye demiyorum ama işin içine hız girdiği için birazcık kılıçtan yanayım. Zordur. Peki bize temel, kısaca temel farkları hemen söyleyebilir misin? Yani Flora, Epe ve çünkü şimdi her zaman bir eskrimciyi bulamıyoruz karşımızda. Hele senin gibi başarılı bir sporcuyu. Şu anda bizi dinleyip, izleyip eskrime yönelmek isteyen veya ilgisi olan izleyicilerimizi de aydınlatmak açısından. Tabii. Şimdi şöyle en temel farkları kıyafet olsun, kılıçları olsun, silahları daha doğrusu, silahları ve kıyafetleri, puanlama sistemi, puan yerleri. Şöyle, Epe'de bütün vücutken, Flora'da sadece gövde, kılıçta sadece vurmak yeterken, işte Epe'de dürtmek gerekiyor, Epe ve Flora'da. Onun dışında Epe ve Flora süreyle oynanıyor. Kılıç biraz daha hızlı olduğu için diğerlerine göre 15 turşta bitiyor. Hı hı. Bir molamız var. Şimdi benim böyle söylemem korkutmasın insanları, hatta direkt çocukları. Çünkü eskrim gerçekten profesyonel düşünmeseniz de hobi olarak yapabileceğiniz en güzel sporlardan biri. Çünkü bir çocuğun işte koordinasyonunu, refleksine, odaklanma problemini çözecek en iyi branşlardan biri. O yüzden işte 0-5 yaştan inanın 45 yaşa kadar yapılabilecek, hatta veteranların da yaptığı nerdik sporlardan. Peki çok teşekkür edelim sana. Bu arada bayağı da sosyal medyada popülersiniz sen ve arkadaşların. Bu da herhalde gelen başarıların etkisidir diye düşünüyorum. Sosyal medyada çok iyi kullanıyorsunuz. Ben yine çok popüler olduğumu düşünmüyorum. Ama gerçekten takımca sosyal medyada o popülariteyi tutturduk. O zaman bundan sonrası için yakın dönemde Avrupa Şampiyonası hem de ev sahipliği yapacağımız şampiyonada başarılar dileyelim. Evet. Orta ve uzun vadede de inşallah Paris 2024 yolunda sen ve arkadaşlarınla sık sık temas eder, gelişmeleri sizden öğreniriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sevgili Nisanur Erbil. Kendisini uğurladık. Tabii o da bizim başarılı sporcularımızdan biri. Aynı zamanda Türkiye İş Bankası'nın destek verdiği sporcularından biri. Nisanur. Tabii ki son dönemde eskrimde çok ciddi başarılarımız evet. var. Zehra'nın başarısı var. Deniz Selin Ülüdağ Deniz var. Selin tabii İrem daha farklı bir evet. boyutta. Ya zaten takımdan bahsederken o sporcularımızdan evet. bahsediyordum. Doğru. Şimdi tabii Nisanur en genci onlardan biri. En genci Nisanur ve ona evet. destek verilmesi de çok anlamlı. Ama eskrim konusunda şunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Eskrim dedim ya uzun zaman olimpiyatlarda evet. olamamıştık ama Türkiye'nin kadınlarda biliyorsun geçtiğimiz programlara da temas Doğru. etmiştik bu konuya. 1936 Berlin'de kadın sporcularımızla temsil edildiğimiz ilk olimpiyatta bizi temsil eden kadın sporcularımız Halet Çambel ve Suat Fetkeri Aşini. Halet Çambel çok ünlü bir arkeologtu aynı zamanda Allah rahmet eylesin ikisine de. Bu iki kadın sporcumuz Türkiye'yi kadınlarda temsil eden ilk sporculardı ve ikisi evet. de eskrim sporcusuydu. Onun için şimdi gelen gençlerle gelen bu başarı ve olimpiyata yeniden geri dönmemiz beni gerçekten çok memnun ediyor. Evet tabii alt yaş kategorilerinde biz de burada konuk ediyoruz. Çok ciddi başarılarımız var ama hani bir kırılma dönemi yaşıyor sporcular. Ondan sonra zaman zaman başarısız sonuçlar elde ediyorlardı ama son dönemde biraz daha bunu kırdık. Özellikle kadın eskrimcilerimizin buradaki başarısı biraz daha ön planda, takdir edelim. Tabii olimpiyat hedefleri de bitmeyecektir. 2024 Paris dedik ama az önce Nisanur da aktardı. Biz daha genciz. 2028 Los Angeles'ta da olmak istiyoruz ifadesini kullandı. Tabii Paris'te konuşuyoruz ama bir haberimiz de var bu kez. Breaking diyeceğiz. Çünkü ilk kez düzenleniyor. Breakdance. Breakdance. Bodrum'da düzenlendi. Sayın Başkan'ın da çok kısa da olsa bir açıklaması vardı. Onu da dilerseniz hemen izleyelim.
üzerine yeni olimpik sporumuz. Gururluyum. 50 seneden beri bu işin içerisinde olan bir kişi olaraktan Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun içerisindeki bir branşımızın olimpik bir branş olarak IOC tarafından kabul edilmesi gerçekten bize kıvanç verici bir ortam yarattı. Hem dünya çapında hem de ülke çapında bu dansı sportif olarak yapılması ve Türkiye'de de gençlerimizin buna bir yıl içerisinde büyük bir ilgi göstermesi benim için de keyif verici bir şey oldu. Çok mutluyum, sevinçliyim, gururluyum. Evet, Türkiye Breaking Şampiyonası Bodrum'da düzenlendi. 3 farklı kategoride Sayın Çinkitaş, Tolgan Çinkitaş ile geçtiğimiz aylarda kendisine burada ağırlamıştık. İlk kez breakdance bir olimpik spor olarak kabul edildi IOC tarafından ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kendisine yer buldu. Açıklamaları var. Bizler de bir takım oluşturup organizasyonlara dahil olmak istiyoruz demiş. Ve uluslararası resmi yarışmalarda da performans göstermek için çaba harcayacağız ifadesini kullandı Sayın Tolgan Çinkitaş, Federasyon Başkanı. Tabii 2024 tabii belki ilk etapta kolay değil, kolay olmayabilir ama ilerleyen yıllarda olursa evet, tekrardan. Ama 2024 Paris bu konuya bizim ilgi göstermemizin temel sebebi evet, oldu. Belki de yeni giren branşlar, Tokyo'da da konuştuğumuz branşlar, doğru, işte tırmanış, kaykay, dalga sörfü gibi branşların içinde şimdi breaking, breakdance da evet, geliyor. Bunların içinde belki en kolay sporcu yetiştirip bir sonraki olimpiyat oyunlarına veya evet, gençlik olimpiyatlarına katılabileceğimiz branşlardan bir tanesi breakdance gibi duruyor. Tolga Han yaşı yetenler hatırlar, bir dönemin çok hızlı ve önemli evet, bir dansçı figürüydü Tolga Han Çinkitaş. Televizyonculuk tarafı da o dönemde. Evet, şimdi de yeni dansçılar, evet, sporcular yetiştiriyor. Breakdance'da da uzun zamandır çaba var. Fakat bunun meyvelerini toplamak bugünden yarına mümkün değil. Belki 2024'de sporcu yollayamayabiliriz ama 2028 için şansımız olabileceğini evet, söylemişti Tolga Han daha önce yaptığımız görüşmelerde. Hem breakdance'ın 2024'te kabul edilmesi hem de 2020'de, daha doğrusu 2021 yılında düzenlendi ama 2020 adıyla Tokyo'da kaykayın olması ilk etapta bana biraz farklı gelmişti. Çünkü biraz daha freestyle denir. Hani bir olimpik spor olabilmesi için bazı kurallara, kaidelere uyması gerekiyor diye. Biraz kaykayı o gözle izledim ama genel hatlarıyla çok beğenildi kaykay. Çok fazla izlendi. Evet. Sanırım ben breakdance'da da ona benzer bir kurgu olacaktır. Fransa'da, Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez düzenlenecek olmasına rağmen breakdance sanırım izlenilebilir. İlgi odağı olur. Biraz daha artış yaş, gösterecek. Yani müsabakaya katılan sporcu yaşını da aşağıya evet, çeken branşlar bunlar. Biliyorsun kaykayda daha teenager dediğimiz. Doğru. 20 yaşının altında birçok sporcu katıldı ve şampiyon oldular. Evet. Breakdance'da da muhtemelen yine çok genç sporcular evet, büyük başarılar elde edecekler ve olimpiyat tarihinin en genç madalyalı sporcuları arasında katılacaklar. Şimdi bu belki bu sporlar belki ikinci düzeyde ana spor değil de tercih edilen ikinci evet, düzeyde sporlar gibi duruyor ama şimdi kendileri de bir araya gelip bu hani bu tarz adrenalin sporları diyelim bir araya gelip ekstrem sporlar olarak kendilerine kalıcı yer bulabilmek evet, için de çaba sarf mesela ediyorlar. Mesela sportif tırmanış buldu önce Tokyo'da ardından da evet, Paris'te. Şimdi kaykay da öyle, dalga sörfü de öyle. Yani ben başka spor branşlarının daha yeni branşı olarak olimpiyat ailesine yakın gelecekte katılacağını evet, düşünüyorum ve bunların da kalıcı olacağını düşünüyorum. Burada tabii bazı branşların da dışarıda kalma durumu var. Orada da hani tehlike yaşayan branşlar görüyoruz var. Biliyorsun konuşuluyor. Mesela boks için konuşuluyor. Modern pentatlon için konuşuluyor. Güreş bir ara büyük bir tehlike yaşadı şimdi yeniden olimpiyat programının içinde. Karate girdi ve maalesef sonra çıktı. Şimdi artık programın içinde değil. Dolayısıyla yani beyzbol branşlar girdi çıktı, bir daha girdi bir daha çıktı. Evet, yani Amerikan sporları zaman zaman dahil oluyor evet, sonra çıkıyor. Ama şu var, her uluslararası spor federasyonu olimpik olmayı çok ister. Ve aralarında da inanılmaz bir rekabet var şu anda olimpiyat programına girebilmek için. Evet. Gençlerin ilgisini çekebilecek branşların daha çok şansı olacağını söylersek herhalde yanılmayız. Bir de biliyorsun e-spor dediğimiz hadise var. O da gelecekte bir şekliyle hani şeyden uzak kalmak şartıyla ne denir?
böyle vurdulu kırdılı olmamak kaydı şartıyla, şiddet içermeyen kesimiyle ve mevcut sporların belki de dijitale yansımış şekliyle. Çünkü bir taraftan da Olimpiyat Komitesi şunu istiyor, bu sporları dahil edebilmek için bir hareket de istiyor. Yani fiziksel aktivitenin de bu e-spor organizasyonun içinde olmasını arzu ediyor. Şiddet olmayacak, fiziksel aktivite olacak ve buna da uyan e-spor, elektronik dijital sporlarında önümüzdeki dönemlerde Olimpiyat oyunlarında görmememiz için hiçbir sebep yok. Evet, tabii iki haberimiz daha var. Fransa'da düzenlenecek 2024 Olimpiyat oyunları özelinde yer konuları, tabii tesisler de merak ediliyor. 26 Temmuz'da başlayacak, 11 Ağustos'ta sona erecek Olimpiyat oyunları. Ama tabii tesisler konusunda bazı durumlar var. Daha çok süre var. Evet, yelken yarışları mesela Marsilya'da düzenlenecek. Doğal güneyde. Çünkü Paris'te deniz yok. Evet. Bunda itirazımız yok. Handball organizasyonu biraz da Lille yakın bir noktada ve Pierre Mouroy stadyumunda düzenlenecek. İşte ben de bunda biraz şu an ekrana gelen karşı çıkıyorum. Evet, buna. Atıcılık. Atıcılık da o da Châteauroux bölgesinde düzenlenmesi planlanıyor. 200 kilometreden fazla bir Paris'e. Branş var ki bir hayli uzakta, surf. Güney Pasifik'te Fransız Polinezya'sı olan Tahiti'de düzenlenecek. İlk olarak da IOC acaba izin verir mi vermez mi? Bu konuşuluyordu 2019 yılında o dönemlerde. Ama Tahiti'de düzenlenecek bir dalga sörfü bir parça uzak gibi duruyor Paris'i. Ama farklı mekanlarda, farklı noktalarda da müsabakalar olacak. Koraycığım, artık dünya küçüldü. Mesafelerin bir önemi yok. Dijital dünyada her şey birbirine yakın. Tahiti yani neticede biliyorsun Fransız eski dönem sömürgelerinden bir tanesi. Ve Fransız toprağı olarak hani kısmen geçtiği için ve deniz kıyısı da bir yer arandığı için oraya vermeleri biraz da belki de Fransızların hani biz de dünya ülkesiyiz mesajını da var tabii, vermek için yaptığı bir iş. Surf yapabilmek için hani belli başlı dalga oranlarının da olması gerekiyor. Yani onun da şartları var. Mesela işte ülkemizde Akyaka daha bunun için uygun gibi duruyor. Evet. Her yelkenli de her denizde her ortamda olamayabiliyor. Mesela yelken yarışları, klasik bildiğimiz yarışlar Marsilya'da olacakken surf Tahiti'ye alındı. Tahiti biraz dediğim gibi yani Fransızların hani eski dünyadaki etkisini ve önemine binaen belki yapılmış bir şey olabilir. Çünkü Fransa'nın güneyinde ve kuzeyinde deniz var. Var. Akdeniz var. Öteki tarafta okyanus uzantısı bir deniz var. Dolayısıyla dalga sörfü yapmak için dalga bulmak zor olmasa gerek ama onlar Tahiti'yi tercih etmişler. Ama ben handball'a karşı çıkıyorum. Çünkü handball Fransa'da çok popüler. Takımları var. Gayet iyi takımları var. Avrupa'da söz sahibi bir ülke Fransa handball'da. Erkeklerde, Paris özellikle şehir olarak kadınlarda da iyiler. Dolayısıyla hani Paris'ten onu koparmak ne kadar doğru bilemiyorum. Belki bu heyecanı Fransa'nın değişik bölgelerine yayabilmek adına yapılan bir organizasyon olabilir ama hani birçok branşın farklı şehirlerde yapıldığını biliyoruz. Futbol maçları mesela değişik şehirlerde oynanır alışkanlıklar gereği. Çünkü aynı şehirde birden çok aynı anda maç yapılabilecek stadyum bulamayabilirsiniz. Atıcılık, binicilik gibi organizasyonlar da farklı şehirlerde, farklı bölgelerde yapılabiliyordu bugüne kadar ama handball'un yakın geçmişte başka bir şehirde yapıldığını hiç hatırlamıyorum. O yönüyle de Paris organizasyonları, sporları Fransa'nın değişik yerlerine yaymak gibi bir eğilimde. Evet. Hatta Fransa'nın çok ötesine Tahiti'ye kadar taşımak eğiliminde gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz. Bazı venüler yani spor organizasyonlarının yapılacağı yerler belli olmadı. Dönem dönem belli oldukça biz de buradan paylaşacağız. Evet. Çok kısa bir Mbappe haberimiz de var. Onu da girelim. Gelsin görüntü ekrana. Geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain'le 2025'e kadar bir sözleşme imzalamıştı. Ama Olimpiyat oyunları dahilinde de şart koşmuş. Evet, takım Fransa Olimpiyat takımında yer alırsa izin almış ki bunu daha önce Neymar'da ve yine Messi'de görmüştük ki Neymar'da 2016'da Rio'da kendi evindeki organizasyonda boy göstermiş bir isimdi. Her hafta olduğu gibi klasikleşen köşemizde Olimpiyat günlüklerinde sevgili Murat Ağacı bize 1904 olimpiyatlarını anlatacak. Sırada Olimpiyat günlükleri köşemiz var.
Evet sevgili Murat Ayca, olimpiyat günlüklerinde sıradaki olimpiyat tarihimiz 1904 Amerika'da Saint Louis düzenlenen olimpiyat oyunları. Sözü hemen sana bırakalım. Teşekkür ederim. Şimdi Saint Louis değişik bir olimpiyat. O dönemlerde biliyorsun 1896 Atina ve 1900 Paris demiştik. Sonra 1904'te Amerika'ya gitmesi fikri ortaya çıkıyor. IOC Başkanı Baron Pierre de Coubertin de bu fikri destekliyor. Ama önce Chicago şehir olarak düşünülüyor. Sonra da Amerikalılar bu Chicago şehrini değiştirmek istiyorlar. Şundan değiştirmek istiyorlar. Amerika'nın 2 milyon kilometre kareden büyük bir kısmı uzunca bir zaman Fransız toprağı olarak, sömürgesi olarak kalmış. Ama bir dönem 1800'lerin başında Fransızlar bu toprakları 15 milyon dolar hatırlıyorum. Böyle bir paraya Amerikalılara satıyorlar. Ve Amerika 2 milyon kilometre karelik büyük bir toprak parçasına sahip oluyor. İşte bunun yıl dönümünü Saint Louis'de kutluyorlar. Ve Amerikan hükümeti de diyor ki yani Chicago'da yapmayalım, Saint Louis'de yapalım. Bunu da IOC kabul ediyor ve adres Saint Louis oluyor. Ama tabii bu olimpiyat oyunları biraz daha az katılımlı oluyor Paris'e göre. Çünkü yol uzak. Bir de o zaman spor tamamen amatör. Oraya katılmak isteyen sporcular hemen hemen kendi imkanlarıyla organizasyonun yapıldığı yere ulaşmak zorunda. Dolayısıyla buradaki katılım biraz düşük kalıyor. Sadece 12 ülke gidiyor. 17 spor dalında 91 karşılaşma yapılıyor. 1 Temmuz'da açılış töreni oluyor 1904'te ve 23 Kasım'a kadar müsabakalar devam ediyor. İşte uzak olduğu için katılım gösteren sporcuların da büyük bir çoğunluğu Amerikalı ve Kanadalı sporculardan oluşuyor. 625 sporcu toplam katılmış. Bunların 533'ü Amerikalı olmuş. Dolayısıyla baktığımız zaman damgayı vurmuş. Madalya klasmanında da zaten açık ara birinci olmuş. 79 altın, 83 gümüş, 80 bronz. Toplam 242 madalya kazanmış Amerikalı sporcular. İkinci sıradaki ülke Almanya'nın sadece toplam Koray 13 madalyası var. Evet. 4 altın olmak üzere. Küba burada üçüncü olmuş. Yine Amerika'ya yakın olduğu için daha çok Kübalıların katılabildiği bir oyun, organizasyon. 4 altın 9 madalyayla üçüncü olmuş. Küba gördüğün gibi büyük bir Amerikan dominasyonu var. Hatta öyle deniyor ki birçok spor branşında sadece Amerikalılar yarıştığı için bir kulüp müsabakası gibi. Yani Amerika'nın değişik bölgelerinden gelen kulüplerin kendi arasındaki bir müsabakaya dönmüş. Saint Louis 1904 olimpiyat oyunları. Baktığımızda kazanım açısından okçuluğun ilk defa gösteri sporu olarak yer aldığı bir olimpiyat. 1904 Saint Louis. Daha sonra okçuluk biliyorsun resmi programa da girdi ve günümüzde çok önemli bir branş olarak devam ediyor. Şöyle bir bakalım dallara. Atletizm, boks, dalma, eskrim, futbol, golf, güreş, halat çekme biliyorsun. Evet. Karşılıklı halat çekişme bir dönem olimpik spordu. Hatta dalma da bir dönem olimpik spordu. Şimdi anda... de artık evet. Var biliyorsun kule atlama var evet. Ve tramplen atlama var. Halter, jimnastik, kriket, kürek, okçuluk, tenis ve yüzme sporları Saint Louis 1904'te yer alan sporlar. Burada önemli, öne çıkan, damga vuran olaylar neydi diye şöyle toparlayacak olursak mesafeler genellikle Amerikan sistemine göre yani yarda sistemine göre yapılmış. Ve öyle olduğu için de 440 yarda yarışması ama 402 metreye tekabül ediyor. Evet. 400 değil 402 metre. Engelli de 400 engellinin 402 metre olarak koşulduğu bu yarışta Harry Hillman 2 birincilik almış. 3. altın madalyasını kazanırken burada bu yarışmada ardından 3. gelen George Poch da olimpiyatlar tarihinde Amerika adına madalya kazanan ilk siyahi sporcu olarak tarihe geçmiş. Bir başka önemli detay da Alman asıllı Amerikalı jimnastikçiden geliyor. George Acer bir bacağını bir kazada kaybetmiş. Evet. Tahta bacakla yarışıyor. Hem de jimnastik bir branşta yarışıyor. Ve bu yarışmada 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başarıyor. George Acer gerçekten muazzam. Belki de 1904 Saint Louis Olimpiyat oyunlarının en unutulmaz sporcusu kim dersek. O herhalde Amerikalı jimnastikçi George Acer olur. 1904 Saint Louis'i istersen böyle toparlamış olalım. Çok teşekkürler. Önümüzdeki evet. Haftada 1906 ara olimpiyatlarını evet. Konuşacağız.
Ağzına sağlık Murat Ağaca. Hem Paris'i konuştuk, değerlendirdik. Bağlantımız vardı Nisan Nur Erbil'le. Ve son bölümdeki olimpiyat günlüklerinde de sevgili Murat Ağaca 1904 olimpiyat oyunlarını anlattı bizler için. Ve haftayı noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize mutlu günler efendim. Hoşçakalın.